Merhabalar. merhabalar, cümlete merhaba arkadaşlar. Giden Adalet Bakanı çok dertliymiş. İnsan hakları eylem planı uygulanmıyor diye rahatsızmış. Son dönemde ülke polis devleti oldu demesi bu yüzdenmiş. Süleyman Soylu'yla ters düşmüşler. Yargıda İstanbul grubunun kendi başına hareket etmesi bakanı çileden çıkarıyormuş. 4 yıl 6 ay 10 gün boyunca Adalet Bakanlığı yapan, Abdülhamit Gülden bahsediyorum. Öyle ki bu şahsın bakanlıktaki son senesinde Türkiye 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Eskisini geçelim, yenisine bakalım. Bekir Bozdağ'ı tanıtan kimi Twitter hesapları onun geçmişte Gülen'i öven sözlerini dolaşıma soktular. Adaletin başına böyle biri geldi demek için. Olay artık hafıza sorunu olmaktan çıktı. Bozdağ'ın 2013-2017 arasında Adalet Bakanı olduğunu hatırlatmanın, 17-25 Aralık soruşturmalarının sümen altı edilmesiyle başlayıp 15 Temmuz sonrası o hal uygulamalarıyla ayyuka çıkan şiddet döneminin yargıda bir numaralı sorumlusu olduğunu anlatmanın manası yok. Gerçekten yok. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu medyaskop yayınında Abdülhamit Gül'ü kastederek dedi ki diğer bakanlar gibi değildi. Daha sağduyulu, sakin, olaylara soğukkanlı bakan biriydi. Arkadaşlarımız cezaevi uygulamalarını intikal ettirip sonuç alabiliyorlardı. Keşke Sayın Gül daha önce istifa edebilseydi. Burada İrfan Fidan'ın paraşütle anayasa mahkemesi üyesi olmasını hatırlatarak bakan olarak böyle bir rezaleti görmek istemiyorum diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. Birileri giden bakana övgüler düzüp birileri gelen bakanı cemaat üzerinden etiketlerken aslında ne oldu ne oluyor ona bakalım. Vay Bu adamın karşısında. <laughs> tamam mikrofonu verin. Erdoğan sertleşecek. Bunu dış politikada yapamaz ama içeride yapacak. Bu planlanmış bir ajanda değil. Süreç öyle gerektiriyor tek adam rejimlerinin doğal finali. On binlerce insan yıllardır içeride mesnetsiz örgüt suçlamalarıyla tutulurken, KHK'lıların çığlıkları hele ekonomik krizde iç parçalarken, ülkede Kürt sorunu ve Kürt yokmuş gibi davranılırken, Ankara Emniyetinden işkence feryatları ayyuka yükselirken, siyaset erbabının çıtı çıkmadı. Şimdi 4,5 yıl sonra rahatsızım deyip görevden affını isteyen Adalet Bakanı alkışlarla uğurlanıyor. Üstelik İrfan Fidan'ın anayasa mahkemesine atanmasına itiraz etseymiş daha da büyürmüş. Sizce iktidara talip olanlar sarayı kızdırmamak için mi? Değilse kararsız muhafazakar seçmeni ürkütmemek için mi? Yoğurdu üfleyerek yiyor. İkisi de olabilir. Oysa seçimi almanın yolu KHK'lılar ve Kürtlerden geçiyor. Erdoğan'ın mikrofonuyla kendine küfreden çocuğa empati göstermekten, Babacan'a ekonomik kurtuluş programı yazdırmaktan ne bileyim yeni yolsuzluk belgeleri açıklamaktan daha etkili bir şey söyleyeyim mi? Tüm KHK'ları sonuçlarıyla beraber iptal ediyoruz. Bunu yüksek sesle söyleyip altını imzalayın, kimi isterseniz aday gösterin. Ama yapamıyorsunuz. Ürkütmekten kaçındığınız şey saray veya muhafazakar kararsız seçmen değil. Operasyonun ardındaki devlet. Bunu söylersem bana gün yüzü göstermezler. Diye korkuyorsunuz.